Yine 1 Haziran ayıydı. 18 yıl önce 23 Haziran'da HADEP'in Ankara'daki kongresinde Türk bayrağının indirildiği bu anlar Türkiye'de zaten gergin olan atmosferi bir anda alevlendirdi. HADEP kongresinde salonda bulunanlardan biri Türk bayrağını indirip yerine PKK ve Abdullah Öcalan posterlerini astıktan sonra elini kolunu sallaya sallaya çıkıp gitti. Dava açıldı. HADEP olayın meydana geldiği ilk andan itibaren bu bir provokasyon dedi. Kısa sürede bayrağı indiren Faysal Akcan yakalandı. Orada benim duygularımı tahrik ettiler. Kürt Partisi'nin kongresinde Türk bayrağı ne arıyor dediler. Ben de gittim bayrağı indirdim dedi. Açılan davada aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu 41 kişi ifade verdi. HADEP'liler dava dosyasına sundukları itiraz dilekçesinde bir provokatör tarafından Türk bayrağı indiriliyor, bayrağı indiren kişi emniyet güçlerinin gözü önünde çekip gidiyor, sorumlu olan sanık olmaları lazım gelen hükümet komiseriyle kolluk güçleri ama onlar suçlanmıyor. Hiçbir sorumlulukları bulunmayan parti yöneticileri suçlanıyor dedi. Bu olay daha sonra HADEP'in kapatılması davasındaki en önemli delillerden biri oldu. Bayrağı indiren Faysal Akcan'ın ise istihbarat adına çalıştığı iddiaları gündemden hiç düşmedi. Ve bir başka bayrak krizi. Adres bu kez Mersin'di. Yıl 2005. Kapatılan DEHAP Nevruz mitingi düzenliyordu. İşte o mitingde yaşları 12 ve 14 olan iki çocuk Türk bayrağını yakmaya çalışırken bir polis tarafından engellendi. Bu bayrak yakma girişimi Türkiye'de yeni bir krizin yaşanmasına neden oldu. O iki çocuk bulundu, ifadeleri alındı. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgusu yapılan çocuklar birisi bayrak verdi, biz de oynadık dedi. O bayrağı veren kişi ve olayın perde arkasında yaşananlarla ilgili iddialar yıllar sonra bu kez Ergenekon iddianamesinde ortaya çıktı. Bu olayı Ergenekon tutuklusu Ali Kutlu'nun organize ettiği iddia edildi ve Ali Kutlu'nun Vatansever Kuvvetler Güç Birliği oluşumunun başlangıcında yer aldığı anlatıldı. Bir tanığın iki adet Türk bayrağının halkın galeyana getirilmesi için özellikle yaktırıldığını, bundan dolayı da 10 bin kişinin tepki amaçlı bayrak açarak protesto gösterisi yaptığını Ali Kutlu'nun kendisi söyledi şeklindeki ifadesi kayıtlara geçti.